Maşallah maşallah bereket yağıyor arkadaşlar bereket <laughs> Vallahi dolu da yağıyor sanki Vallahi dolu da yağıyor saat şu anda 3 hiçbir video başlangıcı henüz yapmadım dışarı çıkmadım bir şey yapmadım yemeğim var temizliğimi işimi gücümü yaptım zaten öyle normal dağınıklığım var çamaşır hal olacak Arorayla da dışarıda çıkamadık. Gördüğünüz gibi hava böyle. <laughs> e, dedim şimdi bir başlangıç yapayım. Hoş geldiniz bu arada. Umarım iyisinizdir. Dünkü videomu saat 9'da yayınladım arkadaşlar. E, çünkü gündüz yayınladım. Gene düşük. 8'de yayınlıyorum. Gene düşük. Hadi dedim bu sefer saat 9 yapayım. E, iftar yapılmış olur. Kadınlar, hanımlar bulaşıklarını yıkamış olur. Çaylarını içmiş olur. E, teravihlerini kılmış olur diye dedim hadi saat 9'da yayınlayayım. Bakayım 9'da faydası olacak mı? Henüz daha paylaşmadım işte. E, onu ayarladım. Otomatik saat 9'da yayına girecek. Ondan sonra cuma... ay böyle işte arkadaşlar şimdi hiç aha bu havada ne yapacağız nereye gideceğiz ne iş gücü göreceğiz hani, Arora, ne zavallı Arora da evde hapis kaldı <laughs> e, gündüz saatte aha durdu gündüz birazcık hafiften yağmur vardı gene çıktı bahçeye oynadı etti ama sonradan böyle he, dolu yağdı ama mis gibi de böyle ağaçların kokusu geldi toprak olsaydı daha güzel kokardı aslında hani böyle yağmur yağdığı zaman çok güzel toprak kokuyor ya Maşallah maşallah işte şeylerimizi ekseydik sebzelerimizi işte nedir adı şu Mart bir bitsin inşallah Nisan'da Nisan yağmurları daha faydalı şey olmaz inşallah sebzelere zarar vermez ee, Emine ablayla e, bir tane e, arkadaş bacım yazmış oradaki taşı balyozla kırayım çıkartayım diye ama hiç çıkarma şeyim yok. O kenardaki şimdi yağmur var diye gösteremiyorum size. O hani kenarda duvar var ya arkadaşlar, onunla o yerdeki taş birbirine yapışmış, harç dökülmüş herhalde, birleşmiş, yapışmışlar yani. Harç dökülmüş. Onu nasıl çıkarırım, nasıl kırarım bilmiyorum. Balyozum yok, sadece bir çekicim var. Onunla denemeye çalışırım bakayım yapabilirsem. İnşallah olur. Bu arada salatalıklarım da fidelendi. Ablaları, teyzeleri. Durun size göstereyim salataklar. Yalnız biberlerim çıkmadı ya. Biberler nazik, nazlı nazlı geliyorlar. Hadi yukarı bir gidelim. Heh. Arkadaşımla konuşurken bunların şeylerini de çıkardım. Streç filmini de çıkardım. Bakın salatalıklar, ablaları, teyzeleri. Bunlar da fidelendi. Bu da salatalık ama bunlar iki türlü salatalık. Bu bundan, öbürü de biraz böyle dikenli gibi, tırtırlı gibi şu. Üstüne yazmışım. Buna sadece resim koydum. Yalnız bundan 2 4 5 6 tane filizlenmiş. Şurada bir tane daha küçük sanki çıkıyor. Şuralar boş kaldı. Buradan da çıkarsa inşallah iyi olur. Dediğim gibi daha biberlerden tık yok. Nazlı nazlı geliyorlar onlar. İnşallah tutarlar. Bilmiyorum. Diyorlar biber daha çok geç e, zaten fideleniyormuş. Salatalık falan çabuk oluyormuş. Turplarımı zaten göstermiştim. Bunlar daha da büyüdüler. Bana demişsiniz o turpları da o yere ekin. Bakayım olmazsa işte oraya turpları da hallederim. Ağaçları kesemezsem bile arkadaşlar Böyle torbalar var. Torbalarını içine toprak ekerim veya böyle bir kutu falan alırım, uyguna gelsin diye. Ee, onun içine ekebile, ekebilirim yani. Camımın kenarına bak, yosunlaşmıştı. Onu da sileceğim inşallah. Yani, e aynen. Çünkü Küçük saksılara eksem onlarda çok az olur. Bakayım işte ya şu Aurora gitseydi Aurora gittikten sonra inşallah bir şeyler e, yaparım yani rahat rahat. Bu nedir duvarda? Bir dakika. Burada da Gamze'nin daha yatağı duruyor. Bunu dedim satayım. O tek kişilik yatağı. Arkasında da karyolası var. Satayım dedim de daha satlığa çıkarmadım. Bu üstü tamam sağlam da arka tarafı böyle demir yaylı yerlere paslanmış aslında. Belki de öyle atarım yani. Ee, Karyolanın da şeyini bulamadım. Hmm, açıklamasını nasıl takılıyor diye. Onu bulamadım. Onu bulsaydım ona göre şey yapardım. Koyardım internete de alan kişi rahat rahat taksın diye. Böyle daha iş çok kamsanın şeyi de yok da o buraya da zebra alacağım daha. Zebra perdem var eski evden. O ara, ara için takayım dedim de ara için takayım ama oraya da şey arkadaşlar şu zımbırtılarını bulamadım. Şu taşı koymuştum buraya. Bu yukarıdaki cam da değişecek. Burada da çünkü şey var ya buhar. Ha, işte güzel bir temizlik yapılacak eve zaten. Şu havalar bir düzelsin. Bir güzel bahar temizliği yaparız Arora gittikten sonra inşallah. Arora da ben aşağıda bekliyor. Yukarı çıkması yasak. O gün satyegil geldiği zaman fırsattan istifade çıktı yukarıya hanımefendi. Ben çekmeceleri falan yukarı taşıyordum ediyordum ya çocuğa yardım ediyordum Serhat'a. Oradan fırsattan istifade çıktı yukarıya. Ama normalde yukarısı yasak. Böyle aşağıda beni bekliyor. O gün o gün kaytardın. Değil mi? zille sene, Seni zille. Sandalye koydum buraya. Bak hele. Buraya oturuyor diye hanımefendi şey yapmış. Burayı böyle biriktiriyor. Rahat rahat otursun diye. Heh, gördünüz? Yerim seni. Heh, sandalye koydum buraya. Buradan çıkıyor böyle. <laughs> Etrafa bakınıyor. <laughs> Gel Aurora çık teyzeler görsün seni. Gel. Instagram'da paylaşmıştım. I love you. Heh. Gel çık. Who is this? Who is that Aurora? Cat? Cat? Here here. Çıksın diye yapıyorum da. Where is that? Where's the cat? Where are you? Ha? Cat, look. Ha böyle çıkıyor etrafa bakıyor. Kim o? Kim o Arora? Hey tozlandın Arora. Gitmeden <gülségülüyor> önce seni gene bir yıkayayım. Neredesin? He? Gitmeden önce seni bir yıkayalım gene. He? Gitmeden önce sana bir güzel baf yapalım. Shower yapalım. Olur mu? Düzelt burayı düzelt. Gel, gel düzelt burayı. Ya vallahi bugün bir şey yapamadık arkadaşlar. Böyle bol bol sohbetli bir video olacak galiba. Gene bol ara oralı bir video olacak. Otur, sit. Sit set up come here gel kız İngilizceyi mi unuttun çık çık oraya çık aferin bak dışarı bak dışarı bak ne var dışarıda dışarı bak yerim seni yerim seni yerim 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 seni <laughs> Aurora. Poz ver. Poz ver. Smile. Gülümse. Cheese de. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Cheese de. <laughs> Bugün de patates yemeğinin yanına bulgur pilavı yaptım. Böyle şehriyeli, mis gibi kokan. Üzerine tereyağını ben ayrı eritip döküyorum. Sıvı yağla şehriyelerini kavuruyorum. Ee, adı nedir? Suyunu çektikten sonra da tereyağı eritip içine döküyorum. Daha güzel ve lezzetli oluyor. Az bir şey yaptım zaten. Böyle bir bardak Çay bardağının o sablo bardaklar var ya göstereceğim size. Onunla yaptım. Patatesim de zaten. Bugün yeter. Bugün de bugün patates biter, bulgur kalırmış. Yarın da bulgurun yanına gene bir şeyler uydururum artık. <laughs> öyle öyle idare edeceğiz. Gamzenin gelmesine de az kaldı işte. Bir iki gün sonra inşallah gidip onu da alacağım. Bir de ben. Londra'ya gittiğimde Türk marketinden bilmeden bir şey almıştım. Şöyle şöyle mor reyhan aldım arkadaşlar. İnternette görüyordum, duyuyordum da işin açıkçası ne işe yaradığını pek bilmiyordum. Aldım, bulunsun evde. Bunu internette bir Instagram sayfasına görmüştüm. Kadın bulgur pilavının üstüne bunu eritip koyuyordu bu muydu değil miydi bilmiyorum neyse ben o kafayla aldım sonra internetten dedim gireyim bakayım bu mor reyhan ne işe yarıyormuş Merse bu reyhan faydalı bir şeymiş bitkiymiş ödemleri de atmaya yarıyormuş şekeri yüksek olanların şekerini de düşürüyormuş kalktım kettle'da su kaynattım şöyle koydum sıcak suyun içine beklesin bunu da içeceğim Ödem atmak için. Orada dinlensin, beklesin. Yani bilmeden aldım ama bakalım inşallah kullanabilirim. Ben gene internetten böyle takip edip bakacağım zaten. Ne yapılır, ne edilir diye. Kokusu güzel. Ama valla bulgura koymaya cesaret edemedim. Öyle. Dedim size bunu söyleyeyim. Bilmeyenleriniz varsa Mor Reyhan ödem atıyormuş hanımlar. İnternetten araştırın. Şunun yatışına bir bak? <laughs> Koltuğun üstüne oturtmayayım dedim. Gene dayanamadım. Geldi böyle yayla yayla yattı hanımefendi. <laughs> böyle uzanınca boyu da uzun oluyor benim gibi. <laughs> benim gibi bu ufak tefek.

yatağa kızım kalk. Gamze'yi de böyle kaldırdım. Koltuğun üstünde uyur kalırdı. Kalk kızım yatağa. Kalk kızım yatağa. Aurora. Go bed. Come on. come on. Go bed. move. <laughs> Şuna bak. Islandı ya tüyler hep. Kıvır kıvır oldu. Taramam lazım yine. Allah'ım ya. <laughs> evet, bir de kendimi göstereyim. <laughs> ben oturuyorum böyle, hem oraya gülüyorum. hem biraz dizi seyrediyorum, telefona bakıyorum, öyle zaman geçiriyorum. Yorumlarınızı okuyorum, onlara işte kalp atıyorum, cevap veriyorum. Evet, bir arkadaşım yazmış, her gün içerik üretmek Zor. Aynen valla zor. Her gün bir şey bulmak zor. Bir de benim gibi evin içindeysen e, böyle hani hava kötü bu köpek var. Bir yere çıkamıyorsun, edemiyorsun. Öyle her gün yemek yapan bir insan değilim. Bir yaptığımı iki gün yiyorum zaten. <laughs> Ondan sonra e, temizlik memizlik zaten her gün yapsan onun neyini çekip göstereceksin. Hani her gün de temizlik yapmıyorum. İki günde bir yapıyorum. işte süpürüyorum, siliyorum. Öyle normal rutin temizlik. Ondan sonra acıma. Ya bu köpeğe gülüp duruyorum valla. Bazı anlar oluyor ki <laughs> güle güle ölürsünüz. O anda çekemiyorum işte. Bazen çok komik oluyor. Aşırı komik oluyor. <laughs> Ay şeyi bir de ne diyecektim bazılar demiş şey yap, hani sohbet değilsek olur maksat her gün video paylaş Bacım bazen insanlar bir şeyler üretmek istiyor yani bir şeyler her gün aynı şeyi izlemek istemiyor. E dediğim gibi ben yalnızım hani böyle hani koca olsa çoluk çocuk olsa her gün yemek yapsam her gün onlarla uğraşsam onları çeksem tamam ben de her gün bir içeriğim olur. Ama biliyorsunuz <laughs> yalnızım şu anda yalnızım dostlarım yalnızım öyle pek öyle hani bir şey yok doğru düzgün çekeyim. Ama her gün de bir şeyler paylaşmak istiyorum aslında. Yani en azından hani günüm nasıl geçti sohbet edeyim, size anlatayım. Onları da paylaşmak istiyorum. Hem sayfam aktif kalsın diye hem de e, sizlerin yorumları gelsin diye bazen diyorum canlı yayın açayım. Canlı canlı görüşelim, sohbet edelim. E, ama işte sonra da diyorum ki aman kimse gelmez etmez. Videomu 9'da yayınladım arkadaşlar. Çünkü Erken yayınlayınca diyorlar işte teravih var işte iftarı açıyoruz. ondan sonra bulaşık bulaşık var, iş güç oluyor. Hemen anında açıp izleyemiyoruz diyorlar. iyi dedim 9 yapayım. Bir tane bacım yazmış demiş 9 da çok geç oluyor. Saat 7, 7.30 gibi yap. Şimdi Ramazan diye 9'da ayarlamaya çalışacağım. Ramazan bittikten sonra inşallah o zaman saatimi değiştiririm. Ama arkadaşlar dediğim gibi videomun yayınlanır yayınlanmaz izlenmesi lazım ee, görüntülenmesi lazım biz size hani abone olun bol bol yorum yapın beğeni yapın diyoruz ya onlardan biz bir gelir kazanmıyoruz zaten ee, sağ olsun bacı, bazı bacılarım bacı <laughs> bazı bacılarım destek destek bacıma destek özleme destek öz hoşa falan öz diyorsunuz yerim sizi <laughs> öz hoşta diyorsunuz bana Onlardan biz bir para kazanmıyoruz bacım yani böyle hani destek yazıyorsun sağ olun Allah razı olsun. Yazın yazmaya devam edin. <laughs> Onlardan bir ücret kazanmıyoruz biz. Abonelikten de fazla bir ücret kazanmıyoruz. Hani abone olduğunuz zaman <laughs> ücret kazanılmıyor. Bizim kazanacağımız ücret izlenmelerden, görüntülemelerden. Yani o videoyu kaç kişi izlemiş onlar önemli. Hani ben bu izlemelerle zaten bir Para kazanmıyorum. Ağzımı bozacaktım. <laughs> yani bir bip kazanmıyorum. Yani o e, birazcık e, birikmiş hesapta. Onu bekliyorum. Daha çekmedim yani. Ama şu ana kadar vallahi bir bip almamışım. <laughs> vallahi inanın Ramazan ayındayız bacım. Tam öncelerden aldım ama şimdi bu açtığımdan beridir daha bir bir bip almamışım. Haberiniz olsun dediğim gibi görüntülemeler ne kadar yüksek izlenilirse o kadar iyi bizim için ona göre bize gelir veriyorlar yani para veriyorlar ama böyle benim videom 100 kişi 150 kişi 300 kişi 400 kişi izlendi mi ben fazla para almıyorum yani hani daha dediğim gibi hiçbir şey almamışım o yüzden Mümkün olduğunca işte e, story, şeyde Instagram'da da paylaşıyorum. YouTube stüdyo da e, stüdyo diyorum. Topluluk var. Benim sayfama gittiğiniz zaman topluluk yazar. Oraya baktığınız zaman orada da e, paylaşımlar yapıyorum. Yani hani e, işte videomu şu saatte yayınlayacağım. Bugün video var, bugün video yok falan filan fişman işte öyle şeyler de paylaşıyorum. Instagram'da da e, paylaştığım zaman görün hani kaçta videomu yayınlayacağım. İşiniz olsa bile açın bir kenarda ben oynayayım dediğim gibi. Daha önce de söyledim size. Bir yerde oynasın. Maksat ilk saat görüntüleme olsun. Ondan sonra sizin vaktiniz olduğunda açar. Tekrardan izlersiniz. Ama dediğim gibi ilk saat önemli arkadaşlar. Ee, i̇nşallah büyürüz. Ya şöyle beni bir 3000 yapın. Whatsapp storylerinizde e, durumlarınızda paylaşın. Videomu paylaşın. E, arkadaşlar kolaydır zaten. O videoya gidiyorsunuz. Altında çizgi var. Paylaş seçeneğine basıyorsunuz. Whatsapp'ı seçiyorsunuz. Whatsapp duruma koydunuz mu benim videom çıkıyor. Veya Facebook'unuz artık. Nerede paylaşmak isterseniz. Gruplarınız varsa bayanlar arasında illa gruplar vardır. Orada da paylaşabilirsiniz. Destek olmak amacıyla. Böyle böyle bir yiyeceğiz. Bir 3000 yapın beni. Ne oldu? Arar iyi iyice rüya görüyor herhalde. Ayaklarını oynatıyor. 3000 yapın bari bacım. Böyle 3000 yapın. Birazcık büyüyek. Maşallah Aysun bacım. 40 bin mi oldu? de YouTube'da her 40 bin oldu. Ee, ondan sonra Instagram'da da 500 bin oldu. Mavi tıkını da aldı. Ben de mavi tık mavi tık benim Instagram'da ben de alabiliyormuşum da hani benim 1051 kişi var zaten. Ee, bana da e, mavi tık veriyorlarmış. Aysun'un demesine göre. Ama her ayda para alıyorlar. E benim bir gelirim yok ki Instagram'da. Niye ben şimdi mavi tık alayım? Bir gelirim olsa reklam meklam yapsam hadi neyse alayım mavi tıkını. Ama o bir reklam yaptığım yok bir şey yaptığım yok maşallah Aysun reklamını yapıyor ediyor o hak etti yani kadın uğraşıyor her gün bir şeyler paylaşıyor yemek paylaşıyor işte evinin işini gücünü paylaşıyor o daha sosyal daha aktif instagramda olsun youtube'da olsun ha dediğim gibi ben ben de ben böyle sap gibi evin içindeyim hani doğru düzgün öyle her gün bir yere çıktığım da yok zaten bu köpek geldi beni mahkum etti eve şu havalar düzelsin valla sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah o zaman bol bol aktif olacağım, bol bol gezeceğim, dolaşacağım. İnşallah Rabbim nasip ederse o zaman sizlere de çekerim. Ama şimdilik beni şey görün, maruz maruz görün. Öyle mi oluyor? Maruz görün. Kusura bakmayın yani. Ama sizlerle gene böyle sohbet etmek yani sizlerin beni dinlemesi. Yorumlar yapması çok güzel. Ha bir de e, soru sorularınız varsa sorun demiştim önceki videoda. Bir bacım demiş ki inanmasam da burcun ne demiş? E, Burcum yay bacım. E, Burcumun bazı özelliklerini taşıyorum, bazılarını taşımıyorum. Burcum yay yükselenim de terazi bence. he Bence yükselenim de terazidir. Yanılmıyorsam dediğim gibi bazı özelliklerini taşıyorum bazılarını taşımıyorum Hani ben de öyle hemen çok inanan bir insan mıyım değilim ama bazı astrologlar çok güzel gerçekten tutturuyor yani ne olacak ne bitecek Ondan sonra karakteri ne onları söylüyor bir soru daha vardı fazla soru soran yok çünkü soru cevap videom vardı. Orada zaten izleyenler biliyorlar beni. Orada pek soru soran yok. Şimdi soruya bakayım. Geliyorum öbür soruyu da bir bakayım. Onda hakkı geçmesin bana. Onu da öğreneyim. Bir okuyayım. Geliyorum. Aha geldim. Okudum. Soruları bulayım dedim de. Ayfer bacım yazmış. Ayfer bacım. Seviyorum seni. Sen de sağ olasın. Çok destek oluyorsun. Bol bol yorum yapıyorsun. izliyorsun. Allah razı olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu Ramazan mübarek günü. Yani her zaman diyorum siz benim gönlümü hoş tutuyorsunuz. Rabbim de sizi hoş tutsun. Mutlu etsin. Ne derdiniz varsa Rabbim dermanını versin inşallah. Siz bana yoldaş oluyorsunuz. Aynı evde olmasak bile inanın e, sizlerin yorumlarınızı okumak. ay Niye duygulandım şimdi ya? <laughs> duygulandım valla. Bana yoldaş oluyorsunuz. Yani yalnızlığımı gideriyorsunuz. Sağ olun Allah razı olsun. <laughs> Valla duygulandım. <laughs> ha, geri geldim. Kusura bakmayın. Ee, soruma geçeyim. <laughs> Gene gözlerim şey olmasın. Sulanmasın. Ben çok duygusal bir insanım çünkü. Çok sertim. Çok katıyım ama bir o kadar da duygusal bir insanım. Sulu gözüm. Ayfer bacım sağ olsun dediğim gibi o yazmış. Eğer İngiltere'de yaşamasaydın nerede yaşamak isterdin diye. Eğer İngiltere'de yaşamasaydım herhalde ya memleketimde yaşamak isterdim. Ya da İzmit'te yaşamak isterdim. Antalya olabilir oralarda yaşamak isterdim. İzmit'i çok seviyorum. İzmit çok güzel bir şehir yani. Tam benlik bir yer. Antalya'da öyle tam benlik bir yer. Oralarda yaşamak isterdim. Urfa'yı isterdim tabii ki memleketimde. Aileme yakın olmak isterdim. Onun haricinde bilmiyorum valla başka hangi şehirler güzel. Başka şehirler de gezmedim ki öyle her yere de giden bir insan değilim. Ee, ama gittiğim yer olarak, gezdiğim yerler olarak oraları görmek isterdim. Ee, eski şehir güzel diyorlar. Belki orası olabilirdi. Ama bilmiyorum yani. Dediğim gibi İzmit... Bellik bir yer. Çarşısı, pazarı e, orası çok güzel biliyorsunuz. E, benim eksimin tarafı o tarafta yani ailesi falan o tarafta. İzmit, Yalova tarafında. E, yani orada yaşamak isterdim. E, yaz tatillerinde zaten her sene oraya gidiyorduk. İmkanım olursa inşallah tekrar giderim İzmit'e yani e, ondan ayrıldım diye. Orası onun tapulu malı değil. Memleketi değil zaten o fazla oralara uğramıyor Tayland'a gidiyor <laughs> yine laf sokacağım da ee, orada eltim var canım eltim var benim sabişim var gideceğim ona yani artık elti değiliz de ikimiz de e, istifa ettik o, o eltelikten ee, gidersem yine eltimi ziyarete giderim <laughs> ee, bilmiyorum yani belki kayınvalidemi görmeye giderim kayınbabamın mezarına gitmek isterim görmek isterim ee, kayın babam nur içinde yatsın. İyi adamdı yani biz biz ondan razıydık. Üç gelin biz ondan çok razıydık. Ee, hiçbir şikayetimiz yoktu. Allah mekanını cennet eylesin. Nur içinde yatsın. Ee, baba gibi babaydı yani. Ee, iyi insandı kayınbabacığım. Eee yani git gidersem onun mezarına da gitmek isterim İzmit'e gittiğimde. Öyle yani Ayfer bacım bilmiyorum. Konu oradan oraya atladım ama işte şey aklıma geldikçe söylüyorum, anlatıyorum. İzmit'te yaşamak isterdim. İzmit güzel yer dediğim gibi. Koca elinde. Seviyorum oraları. Soruna bu cevabım olsun. Bir de öbür arkadaşa Burcum yaydır. Başka soru bence soran olmamış. Tekrar sorularınız olduğu zaman bu yorum kısmına yazın. Ben e, yorumlarınızı okudukça inşallah her videoda e, bahsetmeye çalışırım, cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Fazla uzatmayayım. Bugün videolarımız böyle sohbetli muhabbetli olsun. Hala da yağmur yağıyor biliyor musunuz? Bugün acayip şimşek çaktı, dolu yağdı. Şu anda yağmur, saatlerdir yağmur yağıyor. Ama Allah'tan öyle aşırı bir soğuk yok. Kaliferim zaten otomatikte şu anda soğuk kaliferim. Ben de böyle pijamayla oturuyorum işte. Arora Hanım da böyle yayılmış görüyorsunuz. Ben de az önce Bahar'ı izledim. Öyle zaman geçiriyorum. Ondan sonra acıma. Başka ne diyecektim? Ha Gamze de gelecek. Az kaldı. Ee, gidip 29'unda onu alacağım inşallah hayırlısıyla. O da buraya gelir. Öyle işte bacılar. Bilmiyorum. Uğraşıyoruz, bakalım. Allah bu verdiğimiz nefesi, e, inşallah böyle nasıl anlatayım size? Kimsenin kalbini kırmadan, üzmeden ömrümüzün sonuna kadar alırız bu nefesimizi. Toparlayamadım da. Hepimiz illaki e, istemeden de olsa üzmüşüzdür, kırmışızdır, ağzımızdan kötü bir söz çıkmıştır, karşı tarafa kızmışızdır. Ee, ama ben inanın bilinçli bir şey yapmam Yani ee, isteyerek Kimsenin kalbini kıran bir insan değilim Üzen bir insan değilim Üzdüysem de herkes Yani kimin hakkı geçtiyse Kimin kalbini kırdıysam Ben her zaman helallik istiyorum Haklarını helal etsinler Ama e, Kimsenin kalbini bilerek kırmam Üzmem ee, Kimselere de uzun süre küsülü kalamam Öyle inatçı kinci bir insan Asla değilim e, küs kalamam yani bana zeytin dalı uzatana ben de elimi uzatırım yani ben uzattığım zaman o karşılık gelmezse ben de kenara çekilirim yapacak bir şey yok e, bu dünyaya kimseyle küs olarak gitmek istemiyorum işin açıkçası öyle küs olduğum kimseler varsa e, bana yazın barışalım bacım birbirimize hakkımızı helal edelim <laughs> ex hariç eks hariç sen arama beni <laughs> Sen yazma sakın. <laughs> normal insanlar için diyorum. Normal arkadaşlarım için diyorum ama öyle küsülü kaldığım kimse var mı? Bir iki tane var tabii ki. Görüşmediğim arkadaşlarım var. Bir iki tane. Onlar da <laughs> bilmiyorum artık. <laughs> kendileri bilir. Bu dünyadan küs olarak göçmek istiyorlarsa kendileri bilir. Yapacak bir şey yok benim hakkım size helaldir. Sizin hakkınız da varsa siz de bana helal edin. Ee, kimin ne zaman öleceği belli değil. O yüzden kimse birbirine kırgın göç edip gitmesin. Ee, bu aziz mübarek günde bayramda geliyor. Öyle işte laftan lafa atlıyorum aklıma geldikçe İşte evin içinde otur otura ne olacak kafayı yiyeceğim ne olacak <laughs> E valla. Aroraya bak böyle titriyor. Özlem teyzesinin koltuğuna çok sevdi. Bakın titriyor ya. Durun size böyle çekeyim. Az önce titriyordu. Şu kısmı. Rüya mı görüyor? Ne oluyor ki? Yani var ya hayvanın yüzünü görmesem böyle biraz daha toparlansa yastık diye insan bilmez üstüne oturur. Şu tüylere baksana. Ha bu tüylerini kesseniz bir yastık çıkar bundan herhalde. Ha, sahibinin bunun tüylerini kesmesi lazım gelir gelmez. Ben götürüp veterinere kestiremem çünkü çok pahalı. Aha onun veterineri var değil la. Zilli. Zilli zilli. Yum yatağına git gitmiyor hanım. Gelmiş benim yanımda yatıyor. Sahibiyle de böyle işte. Sahibiyle de böyle. Yatakta beraber uzanıyorlardı. Yatıyorlardı ayak dibinde sahibiyle de. Ee, biz hep mesela gidip e, sahibine annesine baktığımız zaman ikisi de böyle e, ya yatakta olur. Tabii biz gelir gelmez önce bize bir havlar da kim geliyor diye. Bizi görünce ondan sonra gider de hemen aya anasının ayağının dibine uzanırdı hanımefendi. Ya da biz alırdık bunu yürüyüşe götürürdük. Bir hava aldırırdık. Getirirdik tekrar. Öyle işte. Ya inanamıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben normalde köpekten çok korkan bir insanım. Düşünsenize köpekten korkan ben bir aydır evimde köpek bakıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ama buna da insan nasıl yok desin. <laughs> çok tatlı. Siz hepiniz çok sevdiniz. Valla ben de çok seviyorum bunu. Önceden de seviyordum da zaman geçirince insan daha çok seviyor. İnsana neşe. Ben hani gerçekten sorumluluğu olmasa böyle bir yere gittiğiniz zaman e, bırakabileceğiniz, güvenebileceğiniz birileri olsa rahat rahat baksa veya evde yalnız durabilseler insan alır yoldaş olsun diye. Ama hani işte böyle bir yere gittiğinde zor. Her yere götüremiyorsun. O problem. Hani ben ileride bir köpek almaya kalksam Nereye koyacağım? Ha, ben Türkiye'lere gidiyorum, kalıyorum bir ay. Kim bakacak bu köpeğe bir ay? Ha, bu kadın gitti tamam seviyorum ediyorum ama inan zor geliyor bir aydır bende. Tam bir yandan gitmesini istiyorum bir yandan <laughs> kalsın istiyorum ama e, zor arkadaşlar yani tam çok güzel varlıklar Rabbim e, Rabbimin sessiz kulları diyorlar ya e, çok güzeller çok tatlılar ama zor sorumluluk çok istiyor. Ama baktım yani valla köpekten çok korkarım ben normalde. Şu anda ben evde köpek bakıyorum ama dışarıdaki köpek yanıma yaklaştığı zaman ben gene korkuyorum. Şimdi benim iş yerinden arkadaşımın köpeği var. iki tane evde. Ben buna baktığım zaman hayret etti zaten. Şey e, o İspanyol arkadaşım iş yerinden. E, ben onun evine gittiğim zaman e, kadın köpekleri ya e, mutfağa kilitliyor ya da biz dışarıda buluşuyoruz. Ya o bana geliyordu. Daha bu evime hiç gelmedi. Gelecek inşallah. Ee, ben hani köpekten korkuyorum ya. istemiyordum oraya gideyim. Dediğim gibi kadın mutfağa saklıyordu. Sonra ben bu köpeği alıp bakınca bana dedi ki sen benim evime gelmiyorsun. Köpeklerden korkuyorsun diye. Şimdi sen o köpeğe nasıl bakacaksın? E dedim, o köpeği tanıyorum. <laughs> ben o köpeği tanıyorum ama. Sen dedim köpekleri çok avlıyor. O yüzden korkuyorum. Yok dedi onlar da ilk zaman gelirler. Koklarlar, kavlarlar. Ondan sonra susarlar. Bilmiyorum. Bakın bir gün inşallah onun köpeklerinin yanına da gideceğim. Seveceğim yani. Daha görmemişim iki tane onlarınki de. Küçükler zaten bunun gibi. Bilmiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Hadi bugün kapatayım valla. Böyle sohbetli muhbetli bir şey oldu ama kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. İnşallah e, aksiyonlu entrikalı videolar da gelir. <laughs> e, mutlu olacağımız videolar da gelir. Şimdilik özlemin hayatı böyle gidiyor. Ee, i̇nşallah Gelecekte yakın zamanda değişiklikler olur O zaman onları da sizinle paylaşırım Görürsünüz Tamam arkadaşlarım sağ olun destek olduğunuz için Hepinizden Allah razı olsun ee, Rabbim ne duanız ne dileğiniz varsa kabul etsin İyi insanların Kötü insanları Allah'a havale ediyoruz ee, Rabbim tuttuğunuz oruçları Yaptığınız ibadetleri kabul etsin Bugünlük benden bu kadar yarın Allah kerimdir. yarın bakalım <laughs> gün bize ne gösterecek ne çekeceğiz ne paylaşacağız ama her zaman dediğim gibi eğer bana destek olmak istiyorsanız lütfen e, videom yayınlanır yayınlanmaz ilk saat izlemeye çalışın bildirim zillerinizi açmayı unutmayın telefonunuzda e, şey geliyor bildirim geliyor video koyduğum zaman beğeni yapmayı unutmayın e, ben mesela bazen video dediğim zaman Otomatik hemen atlıyor. Ben televizyondan izliyorum zaten YouTube videolarını. Otomatik atlıyor mesela. Hemen ne yapıyorum? O video bittikten sonra telefonumdan girip beğene basıyorum. Niye? Çünkü insanlar emek veriyor. Emeklerinin karşılığı yani. Hakları geçiyor. Oturup izliyoruz. Zamanımız geçiyor. Ee, onların sayesinde. O yüzden e, şey yapıyorum. Beğenimi basıyorum. Ha Yorum yapıyor muyum? Herkese yorum yapmıyorum. Yalan söylemem. Yaparsam yedek hesabımla belki yaparım. Ama gerçek hesabımla Öyle herkese yorum yapmıyorum. Çok nadir birkaç tane arkadaşa yorum yapıyorum. Ee, öyle her herkese yorum yapmıyorum. Niye? Çünkü istemiyorum insanlar yanlış anlasın. işte gelmiş kendi kanalı vardır oy toplamak için. Oy toplamak. Takipçi çekmek için geliyor yorum yapıyor e, demesinler diye inanın yorum yapmıyorum. Hani e, istesem yaparım ama sırf yanlış da anlaşılmak istemiyorum. O yüzden kendi adımla da yorum yapmıyorum arkadaşlar işin açıkçası sırf yanlış anlaşılmamak için yoksa arada bir yapıyordum mesela Aysun'a yapıyordum o Emine bacıma yapıyordum ondan sonra başka kim vardı öyle sık izlediğim onlar vardı zaten ee, Nara'ya hiç daha yorum yapmadım Nara'yı da çok severek izliyorum ona daha hiç yorum yapmadım ona instagramdan mesela yazıyordum ediyordum sağ olsun cevap verirse veriyordu. Öyle e, herkese yorum yapmıyorum Sırf yanlış anlaşılmamak için Ama izliyorum destekliyorum onları e, Öyle işte arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Hepinizi çok seviyorum Hepinizden Allah razı olsun Videomun bitişini yapmıştım aslında Ama yorumlar hala Gelmeye devam edince Buna da cevap vermek istedim Demet bacım senin yorumuna cevap yazdım ama buradan da söyleyeyim senin ve senin gibi bacılarımın o güzel kalbinden öpüyorum Allah razı olsun öyle güzel yorumlar yapıyorsun ki destek için <laughs> bir de soru olarak demişsin ki bu tatlılığın bu sevimliliğin nereden geliyor ee, bu cana yakınlığı nereden geliyor? Annenden mi, babandan mı? Vallahi ikisinden de geliyor. Annem de, babam da cana yakın insanlar. Ee, i̇kisi de e, insan seven insanlar, dost canlısı insanlar, misafirperver insanlar, güler yüzlü insanlar. Benim babam zaten memlekette tanınan, sevinen bir insan. Ee, zamanında devlet memurluğu yapıyordu. Oranın zaten çocuğu orada doğmuş, büyümüş. Ee, senelerce dediğim gibi e, devlet memurluğu yapmış oranın yerlisi o yüzden babam herkes sever saygı gösterir babama annem e, de öyledir e, herhalde e, cana yakınlığım dost canlılığım tatlılığım onlardan geliyor bilmiyorum ben de hep böyleyim ben hep böyleyim ama ee, inanın e, eski arkadaşlarım varsa e, beni izleyen e, youtube'da Söylesinler yorum kısmına yazsınlar ablalarım varsa Söylesinler ben Türkiye'de neysem Genç kızken özlem nasılsa Şimdiki özlem de aynı Böyleyim cana Hanım Güler yüzlüyüm e Tabi hepimizin mutsuz olduğu zamanlar oluyor Suratımızı astığımız zamanlar oluyor Sinirlendiğimiz zamanlar oluyor Yani insanız etten kemikten yaratılmışız Ama %90'ı ben böyleyim <laughs> Böyleyim ne yapayım yani böyle olduğum için kaybettim herhalde ama olsun yine de ben böyle olmaya da devam edeceğim. Güler yüzlü olmaya, cana yakın olmaya ben devam edeceğim. Çünkü benden kimseye böyle zarar gelmez. Bana zarar gelirse de gelsin ne yapayım. Bir şey değil o yukarıdakiyle o kişi arasında artık ona yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben böyleyim sağ ol Allah razı olsun Demet bacım desteklerin için sen yorumunu da sabitledim zaten hepinizden Allah razı olsun bol bol yorum yapmak tabii ki keşfete çıkmamızı sağlıyor insanların karşısına çıkmamızı sağlıyor bunu daha önce de hep söylüyorum size o yüzden Demet bacım da yazmış hani iş yaparken de açın bir kenarda oynasın sonradan tekrar izleyin beğeni yapın destek yazın falan yorumlar beğeniler onun şeyi arkadaşlar videonun başına dediğim gibi oradan bir kazanç sağlamıyorum. Sadece önerilen bölüme çıkmamızı sağlıyor. Nasıl oluyor mesela YouTube izlerken eğer görüntülemeler çoksa veya bol beğeni yorum be, bol bol beğeni ve yorum varsa e, insanlar bakıyorlar diyorlar aa bak önerilenlere çıkmış bir bakayım hele bir de ben tıklayayım ne yazıyor e tabi başlık da önemli kapak da önemli ama bazen insanlar e, Şimdi lafı uzatacağım gene hiç başlık doğru düzgün başlık yazmasan da doğru düzgün kapak resmi yapmasan da yani videoya yükler yüklemez otomatik YouTube'un sana gösterdiği kapak resmi var ya hani sadece bir görüntü onunla bile videolarını paylaşıyorlar gene izleniliyor. O birazcık şans meselesi bir kitlenizin oluşması lazım. Şimdi büyük büyük kanallar var onlar mesela o kadar ahım şam kapaklar yapmıyor etmiyor bazıları hiç başlık bile yazmıyor. Tarihini sadece bırakıyor. Ama insanlar yine izleyip destek olmaya çalışıyor. Merak ediyorlar. Aa, bugün ne yapmış acaba bir bakayım hele. Diyorlar açıp bakıyorlar. Belli bir kitlesi var. Anlıyorum hepimiz illaki işte işimiz gücümüz oluyor. Anında videolarımızı açıp izleyemiyoruz. Destek olamıyoruz. Ben de öyleyim. Şimdi ben her şeyim izlediğim arkadaşın videosunu hemen oturup izleyebiliyor muyum? İzleyemiyorum. Açıyorum sırf ha hemen o ilk saat izlenme, görüntüleme olsun diye. Ondan sonra ben e, boş olduğum zaman oturup izliyorum. Ha, mesela açmışım Aysun bacımı izliyorum şimdi. Şimdi Aysun maşallah izlenmeleri yüksektir. Şimdi benim bir görüntülememe, iki görüntülememe ihtiyacı var ama olsun destektir. İzliyorum, seviyorum, bakıyorum Aysun ne yapmış, ne etmiş. Ondan sonra ...destek olmak için... ...kadın hiç o kadar uğraşıyor, ediyor... ...dedim ya size... ...başlarda mavi tıkını da aldı... ...şeyi de YouTube... E ...nedir odur... ...abonesi de 40 bine çıkmış, yükselmiş... ...maşallah Allah daha da çok yapsın... ...ona da yazdım, Rabbim inşallah... ...o plaket almayı da nasip eder... ...ben kimsen öyle... ...izlenmelerinde, görüntülenmelerinde... ...gözüm yok, kadın hak ediyor... ...ben de onu gibi yapsam, belki ben de öyle olurdu... ...ama şans meselesi şimdi yapsan da bazen e, doğru düzgün izlenilmiyor şans ama Aysun hak ediyor kadın uğraşıyor yapıyor yani ha, lafı diyeceğim şu e ben şimdi Aysun video yayınlar yayınlamaz oturup izleyebiliyor muyum yok izleyemiyorum ya video çekiyorum o anda ya video montajlıyorum ya bir iş yapıyorum ya yemek yapıyorum ne yapıyorum açıyorum Aysun'u veya diğer bacılarımı hangi kanalları izliyorsam açıyorum onları o kendi kendine oynuyor sesini duyuyorum tabii ki ama tabii ki oturup izleyemiyorum Ondan sonra boş vaktim olduğu zaman oturuyorum açıyorum videoyu tekrardan izliyorum. Ee, e, yorum yazacaksam yorumumu yazıyorum. Öyle yani Demet bacımın da söylemek istediği bu. Benim de söylemek istediğim bu sürekli. Müsait olmasanız bile işiniz olduğunda bile e, bir kenarda açın videomu ilk saat izlensin. Görüntülemeleri yüksek olsun. İnsanların da e, karşısına çıksın izlesinler. Ha, onu söylemek istedim çünkü videoyu montajlayacağım edeceğim ya yarın. Şimdi bir videoda bir toplansın diye bunu da eklemek istedim. Gene videom uzun oldu ama. Ha, uzun oldu. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ha bacım. İyi ben kapatıyorum. kaldığım yerden devam edeyim. Aysun bacıma. E, geleniyle az önce yemek yediler. Çok tatlı da bir gelini var maşallah. Düğünleri olacak inşallah. Rabbim inşallah mesut eder onları. Öyle işte. Hadi ben Aysun'u izleyeyim. Siz de beni izleyip e, yorum yapın, beğeni yapın. Tamam mı bacılarım? Hadi Allah razı olsun. Öpüyorum hepinizi.